Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Dünya Tüketiciler Günü'nde ülkedeki ekonomik duruma ilişkin ve tüketici hakları konusunda mesajlar verildi. Tüketiciler Günü etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, her şeye rağmen ülkede ticaret ve üretim kapasitesinde artışın sürdüğünü belirterek, toplumu korumak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti. Tatar, kazanandan, servet sahibinden direkt vergi alınmaması ve maliye gelirlerini KDV, gümrük vergisi veya benzer fonlarla tüketiciden alınmasını büyük bir adaletsizlik olarak niteledi. Başbakan Sucuoğlu ise her türlü denetimi yapacağız ve bu zor süreci hep birlikte atlatmak, verileri tüketiciye olumlu yansıtmak için çalışacağız dedi. Akaryakıt yasası altındaki tüzükte değişiklik yapıldı. Artık akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek. Değişikliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından da akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17.33 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58 TL, Euro dizelin litresi 18.7 TL ve gaz yağının litresi 17.2 TL'ye çekildi. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için yeniden devreye girdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin ardından tansiyonun düşürülmesi ve sorunların diplomasiyle çözülmesi konusunda üzerimize düşen görevi yaptık ve bunun gerekliliğini her vesileyle vurguladık dedi. Çavuşoğlu, diplomasi konusundaki çabalarını bu süreçte artırarak devam ettireceklerinin de altını çizdi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tıp töreni düzenledi. Lefkoşa Hidden Garden'da gerçekleştirilen törende yapılan konuşmalarda hekimlerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta eksik olan tüm adımların atılacağını ve 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar ise hep birlikte çalışıp devlete sahip çıkıldığı zaman, anavatan Türkiye'nin de yaptığı katkılarla tüm zorlukların aşılabileceğine dikkat çekti. Törende meslekte 50 ve 25. hizmet yıllarını dolduran üyelere plaket ve onur belgeleri de verildi. Sessizliğin Sesi Olur Musun projesi Lapta Huzur Evi'nde hayat buluyor. 24 Mart Perşembe günü hayat bulacak olan proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Lapta Huzur Evi'nde kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara işitme tarama testi yapılacak. Proje yetkilileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu'yu da ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi verdi. Bakan Taçoğlu da hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle huzur evinde kalan yaşlılara gösterilen sorumluluktan dolayı proje yetkililerine teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, devletin mevcut sistemde ilaç alımlarına devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Pilli, devletin bir kısım ilacı getireceğini, vatandaşın ilacını eczaneden alacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Pilli, eczacılarla görüşeceğiz. Devletin her ilacı alabilmesi artık zor. Bu sistem vatandaşımızı mağdur ediyor dedi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemisinin 2 yıllık verilerine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre ülkemizde 2 yılda 68.241 kişi COVID-19'a yakalanırken 205 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde vaka sayısı sıralamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 22. sırada, nüfusa göre ölüm sayısındaysa 33. sırada olduğu açıklandı. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.